Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometrik Kampı'nın 7. haftası 2. videosundayız. Yani üçgende alanda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Alan dağıtmadan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu da çok önemli bir video. Lütfen ama lütfen çok dikkatli bir şekilde dinleyin. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Evet üçgende alanda alan dağıtmadan bahsedeceğiz. Evet tepe noktaları aynı olan yani yüksekleri eşit olan üçgenlerin alanları tabanlarıyla doğru orantılıdır demişiz. Ezber yapmayalım nereden geldiğini söyleyelim. Öncelikle tabanlar arkadaşlar aynıysa tepe noktaları aynı olan üçgenlerde buradaki tabanlarıyla alanları doğru orantılıdır. Sebep atıyorum burası 2K burası 3K ise sen buradan 2K'ya ait yükseklik buradan çizilir değil mi? Evet buradan bir yükseklik çizdiğin zaman aynı zamanda 3K'ya ait yükseklik de buradan olduğundan dolayı yükseklikleri aynıdır. E yüksekliklerine H diyecek olursam sen şimdi şu ABD üçgenin alanı alan ABD bölü alan ADC'ye bakacağız ya alan ADC'ye bakacak olursak neye eşit oluyor? Bir 3K çarpı H bölü 2 bir tanesinin alanı. Öbürü de 2K çarpı H bölü 2 değil mi? 2K çarpı H bölü 2. Oranladığın zaman K H bölü 2'ler gidiyor. Sadece 3 bölü 2 mi kalıyor? Evet gerçekten de alanlar oranında tabanlarla doğru orantılı olacak şekilde 3 bölü 2 oldu. Yani 3K'da kalan 3A ise 2 kdaki kalan 2A diyebiliriz. Ama ne zaman? Tepe noktaları aynı olan üçgenlerde. Tepe noktalarının aynı olması yükseklerin aynı olması anlamına geliyor. Yani biz burada oranlamaların olduğu sorularda büyük ihtimalle alanlar oranı ister, isterler arkadaşlar. Alanları bu şekilde dağıtacağız. Tabanlarıyla doğru orantılı olacak şekilde. Yalnız dağıtırken şuna da dikkat edin arkadaşlar. Bakın şöyle bir şey gelebilir karşımıza. Bir üçgen var mesela. Ondan sonra şöyle bir şey var mesela. Atıyorum burası 2K burası 3K dedi. Ve şunlar da birbirine eşit olsun dedi. Hocam Alanlara bakarken alanları dağıtırken tabanlarına göre dağıtacaksınız ama şöyle demeyeceksiniz. İşte hocam 2K'da kalan 2A ise 3K'da kalan 3A demeyeceksiniz. Bak tamamı 3A olmuyor. Tepe noktaları aynı olan üçgenlerde bu dağıtım yapacaksınız. Bak 2K'daki 2A ise 3K'daki 3A diyebilirsiniz. Eyvallah. Sonra buraya geldiğinizde bu çift çizgi tabanlarına göre dağıtım yapacaksınız. Mesela çift çizgideki alan 3A ise çift çizgideki alan 3A'dır. Çünkü tepe noktaları burada da aynı değil mi arkadaşlar? Bu sefer bu tabana göre bakacaksınız. Yani şaşı olabilirsiniz böyle. Ee, tabana bakarken aynı zamanda alan dağıtırken tepe noktalarına da aynı anda bakacaksınız. Tamam 2K'daki K, 2K, 3K'daki 3A, 3K, çift 3A ise çift çizdeki yine 3A deyip bu şekilde bir alan dağıtımı söz konusudur. Bu olayın da temel mantığı budur. Genelde oranlamanın olduğu sorularda bu şekilde tabi taban çarpı tabana ait yüksek bölü 2 yoksa bu şekilde alan dağıtma yapacağız. En önemli yerlerden biri. Hadi bakalım örneklerle öğrenelim bunu. Direkt bazen oranlamayı da bize vermeyebilirler. Çünkü oranlamayı da bize durabilirler. Şekil A'da olduğu gibi arkadaşlar. Şimdi ABC bir üçgen demiş. BD açıortay demiş. 6'ya 8 demiş. E arkadaşlar 6 bölü 8 nedir 6 bölü 8? 6 bölü 8 3 bölü 4'tür. Açıortayda ben şunu biliyorum. Kollar oranı tabanlar oranı. Yani burası 3K iken burası nedir? 4K. He, şimdi alanlar oranı isteniyor. 3K tabanı ve 4K tabanı. Bir yandan tepe noktasına baktım. Bak tepeleri karşısındaki sivil noktadır. 3K'da kalan 3A ise 4K'da kalan direkt 4A diyebiliriz arkadaşlar. E bizden alan ABD bölü ABD yani 3A bölü alan ABC isteniyor. ABC 7A isteniyor. Cevabımız da kaç çıkar? 3 bölü 7 çıkar. Arkadaşlar görüyorsunuz sadece bu tabana göre alan dağıtmayı bilin yeterli. Ya, bazı kitaplarda şu bile veriliyor. İşte açı ortay olduğunda kollardaki oran alanlardaki orana eşittir diye. Ya bu özel bir durum. Sen koldaki orandan tabandaki oranı bulursun zaten. E tabandaki orandan da alandaki oranı bulursun. Hani gerek var mı böyle çok 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 özel noktalara girmeye? Gerek yok. Sadece tabanlar oranı, alanlar oranı da eşit. Bitti gitti kardeşim. Örnek 15'in cevabı böylelikle 3 bölü 7 yaptı. Geldik. Örnek 16'ya. Bak burada da bir oran verilmiş. Hocam burası 3K burası 2K denmiş. Yazalım onu. AC uzunluğu 2K. ALB uzunluğu 3K'yı vermiş. Hocam dış açı var burada. E dış açı varsa dış açı hatırlayalım. Alan daha öncesinde de söylemiştik. Alan Geçmiş konuların tekrarıdır. Her konudan soru sorarlar. Hocam ne yapıyor dışa çortay? hop buradan başlıyor. Hani şunun tamamına oranı neye eşitti? 2 bölü 3'e eşit olmayacak mıydı arkadaşlar dışa çortaydı? Evet. E o zaman bunun tamamının oranı 2 bölü 3 ise burası 2K iken tamamının 3K olması lazım. O zaman buraya K mı kaldı? Evet. E şimdi ben tabanlara göre alan dağıtımı yapabilirim. K'da kalan 6 ise 2K'da kalan yani K'da kalan A ise 2K'da kalan 2A diyebilirsiniz ama Artık hızlanmanız lazım. K'daki 6 ise 2K'daki direkt bak K yerine 6 yazılmış gibi 2K'daki de direkt 12 olur diyebilirsiniz. Alan ABD isteğinde ABD şurası 6 artı 12'den cevabımız kaç yaptı? 18 yaptı arkadaşlar. Evet örnek 16'yı böylelikle 18 bulduk. Geldik örnek 17'ye. Ne demiş soruda? ABC üçgeni şeklindeki şekil 1'deki karton BD boyunca katlanıp şekil 2'deki görüntü elde ediliyor. Arkadaşlar ben bunu katlamışım böyle. Katlamalarda ne yapıyorduk? Hop eski haline geri getiriyorduk. Eski haline geri getirdikten sonra üst üste binen kenarlar birbirine eşit, üst üste binen açılar birbirine eşit. Kenar eşitliğini kullanacağımı bilmiyorum, kullanmayacağım gibi gözüküyor. Üst üste binen açıları da bilmiyorum. Ha bu arada alan konusundayız ya. Sen bunu böyle üst üste bindirdin ya. Üst üste binen alanlar da birbirine eşit olmuş oluyor arkadaşlar. Ona da dikkat edelim. Bakalım soru şekillendirsin ya. Kenarların eşitliğini ya da açıların eşitliğini hemen yazmayayım isterseniz. Evet şekil 2 oluşturulmuş. Şekil 1'deki... Görünen yüzün alanı 28. Arkadaşlar bu 28'miş. Tamamı 28'miş. Şekil 2'deki görünen yüzeyin alanı da 16. He, şekil 2'deki de 16'ymış. Yani şuradaki gördüğünüz yani şu alanı arkadaşlar 16 olarak verilmiş. E o zaman burada ne çıktı? Tamam 28. Burası 16 ise o zaman 28'den 16 çıkartırsan şuradaki üçgenin alanını bulmaz mısın? Bulursun. 28'den 16 çıkınca kaç geliyor arkadaşlar? 12 mi geliyor? Evet 12 geldi. Burası 12 oldu arkadaşlar. Şurada kalan 16 olduğundan tamamı 28 olduğundan 28'den 16 çıkınca 12 kaldı buraya. E hocam katladığımızda üst üste binen alanlar da birbirine eşit olacağını o zaman burası 12 ise burada kalan da 12'dir. E bunun tamamı 16 idi. Buraya ne kaldı o zaman? 4 birim kare kaldı arkadaşlar. E o zaman biz burada kalanları bulduk. Bizden A üstü C bölü BC isteniyor. A üstü C bölü BC. He. Tam tersi. Bu sefer önceden ne diyorduk? Tabanlarla alanlar doğru orantılıdır. Tam tersi doğrudur. Alanlarla tabanlar da doğru orantılıdır. E 4 bölü 12 nedir arkadaşlar? 1 bölü 3 değil midir? Alanlardaki oran sağdan sola 1 bölü 3 ise bak tepe noktaları aynı olan bir üçgen bu. Alanlardaki oran 1'e 3 ise tabandaki oran da 1'e 3'tür. Yani K iken burası 3K diyebiliriz. Ha şöyle diyebilirsiniz. Hocam 4 alanı 12 oranı. E burası 4K iken burası 12K diyebilirsiniz ama en sade şeklini yazmak tabii ki işimizi daha da kolaylaştırıyor. O zaman biz A üstü C K bölü BC 4K isteniyor bizden. Cevabımız o zaman ne çıktı? 1 bölü 4 çıktı arkadaşlar. Evet örnek 17'nin cevabını 1 bölü 4 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Ne demiş arkadaşlar? Burada oranlama verilmiş. Burada 3K burada 2K. Burası A iken burası da 3A verilmiş. Evet EC'ye yazalım. 2K AE'ye yazalım. 3K AD'ye yazalım. A BD'ye yazalım. 3A bunları yazdık. Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağız? Bak oranlamalar var. Alan dağıtacağız. Hocam nereden başlayalım? Aa, sana bir alan vermiş zaten. E, o alana bak. Hocam 3A'daki alan 9 iken tepe noktaları aynı mı diye bakacaksın bir de. Bak şuraya. Bak şuraya. 3A'daki alan 9. Tepe noktası neresi? Burası. He, o zaman A'daki alanda ne olacak? 1'e 3 alan olacak. Ya da 3A'daki 9 ise 3 katı. A'nın da 3 katı. Buradaki alanda 3 diyebilir miyiz? Evet. Tepe noktaları şuna göre baktık. Şimdi gelelim şuraya. 3K'dan 2K'ya. Hocam 3K'da kalan 3 ise yani 3 katı 3 katı e, pardon 1 katı 2K'da kalan 2 diyenler yanılır. Niye? Hocam 3K'daki 3 işte 2K'daki de 2 olur demeyin arkadaşlar. Biz oranlamaya göre dağıtırken bir anlamda neye bakıyorduk? Hani gözümüz şaşı demiştik. Neye bakıyorduk? Tepe noktasına. Tepe noktası çok önemli burada. 3K'dan 2K'ya alan dağıtırken bak şimdi 3K'dan 2K'ya alan dağıtırken sen burada kalanı bulmaya çalışacaksın. 2K'daki tepe noktası burası değil mi? Evet. E o zaman bu tepe noktasına yoğunlaşacaksın. 3K'daki de tepe noktası burası olana kadar bakacaksın. 3K'da kalan kaç aslında? 3 değil. Kaçmış arkadaşlar? Hop şurada kalan 12. Hocam 3K'da kalan 12 ise 4 katı. Unutma 2K'da kalan da 4 katı. Direkt 8 olur diyebiliriz arkadaşlar. E bitti gitti. O zaman ne diyeceğiz? Alan ABC isteniyor bizden. Hocam 9, 3 ve 8'in toplamı kaç yaptı? 20 yaptı. Örnek 18'i böylelikle 20 bulduk. Unutmayın tabana bir yandan tabana bakarken bir yandan da tepe noktasına bakacaksın. Bu önemli. Geldik buraya. Bir önceki sorularda hali hazırda üçgenler vardı ve biz kendimiz şey yaptık. E, ne derler? Alanları dağıttık. Bazen de bizim oranlama dağıtmak için üçgen oluşturasımız gelir. Bakın daha öncesinde ben size şunu söylemiştim. Öyle kafanıza göre üçgen oluşturma. Vay şuradan şunu çizeyim. Bu kenar ortayı gördüğümüzde zamanda ort taban çizin diye söylemiştim ben size değil mi? Evet. Bak ama alanda alan mantığını düşünerekten işlem yapacaksın. Öyle sen burada eşitlik gördün diye direkt ort taban çizme. Ha belki çizebileceğin noktalar gelir. Sıkışırsan çizebilirsin. O ayrı bir konu. Ama öncelikle ne yapacaksın? Alandaysan alan mantığına göre hareket edeceksin. İlk mantığımız bir önceki videoda verilmişti. Neydi arkadaşlar ilk mantık? Şekilde 90 derecede özel bir açı varsa tabana ait yükseklikte şimdi ikinci mantık. Oranlamalar varsa alan da Yani burada üçgen oluşturabileceğimiz durumlarda gelebilir. Öncelikle şuradaki şeylere bakalım. Hocam burası 5A. Burası ne verilmiş? 2A verilmiş. AD'ye 2A verelim. BD'ye de 5A verelim. Sonra bunlar da birbirine eşit verilmiş. Şimdi istediğiniz yerden başlayın. İster 2'ye 5'ten başlayın. ister çift çizgilerden başlayın. Genelde karışık olan yerden başlamak daha mantıklı oluyor. 2'ye 2 5'ten başlamak daha mantıklı oluyor. Arkadaşlar burada işte Geometrinin en başında dediğim şeye hala daha katılıyorum. Kafanıza göre üçgen oluşturmak yok. Eşitlik gördüğünüz zaman böyle kenar ortaya falan çizmeyeceksiniz. Ki burada benim kenar ortaya çizme gibi bir derdim yok. Burada alan mantığına göre düşünüyorum. Hocam 2A'daki alan 6. Tepe noktası burası değil mi? 5A'daki alan da tepe noktası bu olan üçgende alan dağıtım yapabilirim. O yüzden tepe noktası bu olana ait bir üçgen oluşturuyorum. Arkadaşlar bak kenar ortaya çizmiyorum. Alan dağıtabilmek için alan e, tabanlarıyla doğru orantılı olacak şekilde alan dağıtabilmek için üçgen oluşturuyorum. E 2 şimdi alan dağıtabilirim. 2A'da kalan 6 ise kaç katı? 3 katı. E 5A'daki de 3 katı olacak. Yani direkt 15 yazabiliriz arkadaşlar buraya. E sonra alan dağıtmaya devam edelim. Çift çizgilere göre gideceğiz. Hocam şuraya da B diyelim. B diyelim isterseniz. E bunlara da BB diyecek olursak arkadaşlar. Hocam B'de kalan 6 ise B'de kalan 6 demiyorsunuz galiba. Çünkü B'de şuradaki alanı bulmaya çalışıyorsunuz. Bunun da tepe noktası B köşesi değil mi? Evet. O zaman buradaki B'ye bakarken B köşesine kadar geleceksiniz. Hocam B'deki alan 21 ise B'deki alan yine 21'dir diyeceksiniz. Alanları da eşitleyeceksiniz. Yani buradan da alan ne yapıyor? 15, 6 ve 21'in toplamından dolayı 42 yapıyor. Şimdi artık bütün mantıkları vermiş bulunduk arkadaşlar. Geometriyle ilgili çizilebilecek konularda arkadaşlar. Bakın bu da üçgende alan mantığıyla yaklaşarak bir ek çizim yaptığımız durum öyle üçgen oluşturuyoruz ama yine kafamıza göre değil arkadaşım. Geldik buraya. Bak şimdi örnek 20'deyiz. Örnek 20'de neler verilmiş arkadaşım? Örnek 20'de oranlamaları vermiş ya. Bunları bir yazalım. A iken 4A, EF uzunluğu A iken şurası 4A verilmiş. Hmm. CD uzunluğu B iken, BD uzunluğu şurası B iken, burası da 3B verilmiş arkadaşlar. Eyvallah. Yalnız burada A ve 4A iç içe olmuş sadece. Ve bana alan ABC'yi vermişler. Şuradaki alan isteniliyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi alan dağıtacağımız belli arkadaşlar. E alanını nasıl dağıtacağız? Genelde biz alan dağıtmaya en küçük üçgenden başlarız. Hocam tamamını vermiş. Olsun biz en küçükten başlayalım. En küçük üçgen derken bu alan isteniliyor. Tutup da şuradaki alanı dağıtmaya çalışmayalım çünkü burada oran yok. ECD ve AF'de oran yok. E, oranın olduğu yer A ve burada 4A. O zaman buraya bir A diyelim. Arkadaşım A'da kalan A'ysa bak dikkat. A ve 4 A oranlamasına bakıyorum. A'nın tepesi neresi? Bir yandan tepeye bakıyorduk değil mi? Burası. Hocam A'da kalan A ise o zaman 4 A'da kalan 4 A olacak ama tepe noktası bu olan. Hemen tepe noktası o olan hop bir üçgen oluşturacaksın. Yalnız hocam burası A. A'da kalan A 4 A'da kalan 4 A olacak. Yani bunun tamamı 4 A olacak arkadaşlar. Tamamı 4 A. E ee, iç içe oldu. Yani şu beyazlara 3A kalmış oldu. Tamamı 4A. E şimdi tamam burayı hallettik. Bak A'da kalan A iken 4A'da kalan 4A dedik. Dağıtmaya devam. Hocam B'ler kaldı. Burada oranlamalar kaldı. Bu oranlamalar bakacaksın. B'den 3B'ye geçiş yapacaksın. Bak şimdi. B'deki alandan 3B'deki alana geçiş yaparken tepe noktası A değil mi? Evet B'de tepe noktası A'ya gelene kadar 4A var. B'de 4A ise yani kaç katı? 4 katı. 3B'de de 4 katı olacak o zaman burası da 12A olacaktır arkadaşlar. E o zaman alan DF isteniyor bizden. 12A burası. Hocam 4A da burası. Toplam 16A yaptı tüm alan. Tüm alanı bana kaç vermiş? 40 vermiş. Yani 16A eşittir 40 ise A'yı buradan 40 bölü 16 buluruz. 8'e bölsen 5. 8'e bölsen 2. 5 bölü 2 bulduk A'yı. Zaten bizden de ne isteniyor arkadaşlar? Şu isteniyor. A alanı isteniyor. E A alanı da o zaman ne olacaktır? 5 bölü 2 olacaktır. Yani örnek 20'nin cevabı böylelikle 5 bölü 2 oldu. Dediğim gibi bak burada da hatırlatayım. Öyle her zaman bu şekilde verilmeyebilir. 2K'da kalan 2A ise 3K'da kalan 3A şeklinde verilmeyebilir. Bazen şöyle gelebilir üçgenler. Hocam burası 2K burası 5K verilirse de hocam burada kalan 2A iken 5K'da kalan 5A. Tamam 5A olacak şekilde alan dağıtımı yapıyoruz gençler. Tamam bunu unutma geldik 21'e. Bak ağırlık merkezi vermiş. Ağırlık merkezini işledik mi işledik rahatız. Ha ben bununla ilgili ağırlık merkezi alan ilişkisiyle ilgili ayrı bir başlığım var. Evet önemli bir başlık. Onunla e, yaparken orada birkaç teknik vereceğim. Ama burada da e, burada ağırlık merkezi olduğunda oranda oluyor ya. O oranlamaya göre normalde o başlıktan önce yapabilmeyi de öğretmek istedim bu da burada aslında. Hocam ağırlık merkezi vermiş. Ağırlık merkezi kullanacağız. E hocam ne yapacağız? Seçenekler var. Ya bunu uzatacaksın böyle. Kenar ortaya olacak. E, ya buradan çizeceksin ya da buradan çizeceksin. Fark etmez. İstediğin şekilde yap. Her türlü sonuca ulaşırsın. Yeter ki ağırlık merkezini kullan. Hocam ağırlık merkezinden geçen bak şimdi ağırlık merkezinden geçen bir doğru nedir? Eksik parçaları tamamla. Verilen bilgiyi tam anlamıyla kullan. Ağırlık merkezini vermiş. Kullanıyorum. Bak kenar ortay. Ama sadece kenar ortay değil ki. Hocam burada 1'e 2 oran var. E bunu da yaz. Adam sana paralel vermiş. E hocam 2'ye 1 oran varsa burada da 2'ye 1 oran vardır. E o zaman burası 2 aysa burası dahadır. E bitti gitti. Hadi şimdi bütün oranlamaları da bulduk. Alan dağıt. Bak 6 alanı burada. Bak 6'ya dağı, dağıtmaya başlarken şuna bakacağız. Hocam A'daki alan 6. Tepe noktası neresi? G. Hocam A'daki 6 ise 6 katı. 2 A'da kalan ne yapacaktır? Hocam 12 yapacaktır. Tamam. Şimdi 2 K'dan K'ya geçeceğiz. Bak dikkat. 2 K'daki 12 ise K'daki 6 deme. 2 K'dan K'ya geçerken bak çan yeri biliyorsun sen artık. Hocam 2 K'dan K'ya geçerken ben burayı bulmaya çalışıyorum ya. Bunun tepe noktası C değil mi? Evet. Evet. O zaman C'ye göre bakacaksın. Bak 2K'nın da tepe noktası C olacak. 2K'da kalan 18. Bak 2K'da kalan 18 ise K'da kalan kaç yapacaktır? 9. Çünkü 2K'daki 18 bölü 2'ye 9 yaptı. K'da kalan 9. Şimdi ne kaldı? Çift çizgiler kaldı. Her verilen bilgiyi kullan. Hocam çift çizgiden çift çizgiye tepe noktası neresi yalnız bu sefer? A köşesi. Çift çizgide oraya kadar gelene kadar kaç yaptı arkadaşlar burası? 27. O zaman buradaki çift çizgideki alan da 27 yaptı şu üçünün toplamı. E, tüm alan çıktı mı çıktı. Tüm alan kaç yapıyor? 27 burada 27 burada 54 yapıyor. Evet örnek 21'i de bu şekilde yaptık. Artık bu soruyu da anladıysak hemen hemen her soruyu yapabiliriz arkadaşlar. Sıkıntı yaşamazsınız. Tek yapacağınız şey neymiş? Tabana göre alan dağıtırken bir anında böyle ne yapıyorsunuz? Tepe noktasına da bakıyorsunuz arkadaşlar. Burada işte kafamıza göre üçgenler çizmiyoruz. Üçgenler oluşturduğumuz durumlarda oluyor arkadaşlar. Örnek 21'in cevabı da 54 geldi. Geldik örnek 22'ye. Arkadaşlar şöyle bir katlama var. Katlama gördüğümüzde ne yapıyoruz gençler? Şöyle eski haline geri getiriyoruz. Eski haline geri getirdik şekli. Hocam ben bunu böyle katladım da G ağırlık merkeziymiş. Soruyu okuyalım bakalım. ABC üçgeni biçimindeki bir kartonun ağırlık merkezi G. Bak büyük üçgenin ağırlık merkezi G. G noktasıdır. Bu karton AD boyunca katlandığında şekil 2'deki gibi C köşesi G ile çakışıyor. Kartonun ön yüzü mavi, arka yüzü de yeşil renktedir. Evet görüyorsunuz arka yüzü geldi buraya. Şekil 1'deki mavi bölgenin alanı 60. Birim kare olduğuna göre şekil 2'deki mavi bölgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Tamam. Şimdi üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Eyvallah. Üst üste binen açılar da birbirine eşit. Hatta üst üste binen alanlar da birbirine eşit değil mi arkadaşlar? Eşit. Şimdi soruyu bir şekillendirmek istiyorum. Kenarların eşitliğini ya da açıların eşitliğini şu an yazmak istemiyorum arkadaşlar. Alan konusundayız ya alanla alakalı bir şey isteniyor. Alana göre şey yapacağım. Yalnız ben burada ağırlık merkezini kullanmalıyım. Sen bunu böyle getirmişsin ağırlık merkezine gelmiş bu. E ağırlık merkezine gelmişsin sen ağırlık merkezini kullanmak zorundasın. Nasıl kullanırsın? Ya hocam <laughs> A'nın devamını getirsin. Ya B'den ekstra bir kenar ortaya çizersin. Ya da C'den ekstra bir kenar ortaya çizersin. Şu çizimin ve bu çizimin ne kadar saçma olduğunun farkındasınızdır herhalde. E bu ağırlık merkezine kadar gelmiş garibim. O zaman bunun devamını getirsek nasıl olur? Şekili biraz dengesi çizilmiş. İdare ediverin arkadaşlar Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Hocam şu parçayla şu parça of parçaya bak birbirine eşit mi? Eşit. Hocam bunlar birbirine eşit. Eyvallah. Ama ağırlık merkezinden geçen sadece kenar ortay değil ki. Bir de bire 2 olan var değil mi arkadaşlar? Evet. Sonra ne yapacağız? E burada bir tek böyle bir oranlama var. En küçük üçgenden başlayalım. Hadi alan dağıtalım arkadaşlar. K'da kalan A iken 2K'da kalan nedir? 2A'dır hocam. Tamam alanı dağıttık. Çok güzel. E bir katlama var. Katlamada üst üste binen alanlar da birbirine eşit değil miydi? Evet. Burası 2A iken burası da 2A değil mi? Aynen öyle. E bitti gitti. Çift çizgileri de kullandığın zaman o ay bitti. Çift çizgiden çift çizgiye geçiş tepe noktası A'ya göre bakmayacak mıyız? Çift çizgide kalan 5A ise çift çizgide kalan burada kalan da 5A mıdır? Evet. Toplamda bu alanı kaç A bulduk arkadaşlar? 10A. Adam sana 10A'yı 60 vermiş. A'yı buradan kaç buldun? 6. Şekil 2'deki mavi bölgenin alanı isteniliyor. Burası 5A burası da A. Yani senden 6'a isteniyor. 6 çarpı 6'dan cevabı kaç bulursun böylelikle? 36 bulursun dostum. Evet güzel bir soru değil mi arkadaşlar? Yani korkmayın katlamada da böyle üst üste binen alanların da birbirine eşitliğini kullanın. Çünkü aynı üçgen arkadaşım bu. Görüyorsunuz. Yani verilen her bir bilgi kullanıldığı sürece sıkıntı yaşamıyoruz. Ha ben sıkıntı yaşasaydım. Yani ağırlık merkezini kullandım. Katlamada bir de şu alanların eşit olmasını kullandım. Hala da bu, bu bilgileri kullandığımda soru çıkmamış olsaydı... Hocam üst üste binen kenarların da birbirine eşitliğini kullanmalıyız. Üst üste binen açıların da birbirine eşitliğini kullanmalıyız diye oradaki şekildeki eksik bilgileri tamamlardım. Ama üst üste binen alanların eşitliğinden direkt çıktı soru. Bir de ağırlık merkezinden çıktı arkadaşlar soru. Güzel bir soru. Örnek 22'nin cevabını 36 bulduk. Geldik örnek 23'e. Hocam neler var burada? Evet. Şurada oranlamalar var. Hocam burası 2A iken burası 3A yazalım. FD uzunluğu 3A BF uzunluğu 2a verilmiş. Burada EB'nin EBE'nin uzunluğu 5k, CE uzunluğu 4k. Şuraya 4k yazdık. Şurası da 5k'ymış EB'nin uzunluğu. Yazdık buraya da 5k'yı. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Burada doğru anlamalar var. Alan dağıtacağız. açacağız. Alan dağıtmaya başlarken en küçük üçgenden başlamak en mantıklı harekettir. Yani nereden başlıyoruz? Hocam en küçük üçgen bu zaten. Bak görüyorsunuz. 2k 2a'da kalan 2a diyecek olursak, o zaman 2a'da kalan 2a ise 3a'da kalan 3a diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Niye? Tepe noktaları aynı. 5K'dan 4K'ya geçiş yapacağız. 5K'da kalan ne? 5K'dan 4K'ya geçerken de tepe noktası burası değil mi? Evet. O zaman oraya kadar bakacaksın. 5K'da kalan o 5A ise o zaman direkt katı. 4K'da kalan da direkt 4A olur. Bitti. Hocam çift çizgiden çift çizgiye gideceğiz. Yani burası N N diyelim. N'den N'e geçiş. Tepe noktası B yapmıyor mu? N'deki alan burası 9A. N'deki alan burası da 9A mı olur arkadaşlar? Evet. Burası da 9A. Olay bitti. Alan EFD yani 3A bölü alan ABC. ABC. 9 burada 9 burada 18A isteniliyor bizden. Yani cevabımız kaç çıktı o zaman? 1 bölü 6 çıktı arkadaşlar. Örnek 23'ü de böylelikle 1 bölü 6 bulduk. Arkadaşlar örnek 24'e geldik. Hocam aynı soru değil mi? Yok oranlamaları yazın. Farklı soru olduğunu e, fark edeceksiniz. Şurada öncelikle sen e, yapar mısın bu soruyu? Yaptıktan sonra da mutlaka beni izle ama tamam mı? Çünkü burada farklı bir amacım var arkadaşım. Yaparsın. Hepinize güveniyorum. Ama yapmak var. Yapmak var değil mi? Öncelikle sen bir yap burayı ondan sonra beraber ee, neye dikkat etmedik istediğini anlayacaksın. Çünkü burada amaç şu hani böyle bir durumla karşılaştığın zaman e sen hata yaptın ya artık bu soruyu unutmazsın inşallah. Hata değil, gerçi de uzun yoldan yapmayı bir daha yapmazsın inşallah. Neyse geldik soruya. Bu sefer oranlamalar farklı verilmiş. Aynı sorunun laciverti. Evet bakalım. Hocam BF uzunluğu 2A verilmiş. Burası 3A verilmiş. Sonra EB'nin uzunluğu 4, 4B verilmiş. Hocam burası 4B verilmiş. CE uzunluğu da 5B verilmiş. Bu sefer sadece şuradaki yerler değişmiş arkadaşlar. Tamam. Şimdi burada alan dağıtmaya başlayalım. En küçük üçgenden başlayalım. Hocam 2A'da kalan 2A iken. Bak şimdi dikkat. 3A'daki kalan 3A dedik mi dedik. Sonra 4B'den 5B da açacağız. Hocam tepe noktası da burası. 4B'deki kalan 5A. Eyvah 4B'deki alan 5A ise o zaman B'deki alan ne olacak? 5A bölü 4 olacak. O zaman burada 5B'deki alan lazım. 5B'deki alan da 5 katı 25A bölü 4 olacak. Buraya 25A bölü 4 falan yazacaksınız. İşte bu şekilde yapmanıza gerek yok. Çıkar mı? Çıkar. Arkadaşım sen burada 2A'da kalan 2A iken 3A'da kalan 3A dedin mi? Dedim. Doğru yol. Sıkıntı yok. Ama burada 4B'de kalan 5A 5, 4B'den 5B'ye dağıtamıyorsun. Dağıtamadığın yerde dağıtamadığın tabanla çarparsın. Yani şunu demek istiyorum. 4B'deki alan 5A'ya e sen keşke burası 4'ün katı olsa diye aklından geçmedin mesela. 4'ün katı olmadığı için buradan buraya rahat bir şekilde dağıtamıyorsun değil mi? O yüzden dağıtamadığın yerde dağıtamadığın tabanla çarp. Yani bunu 4'ün katı yaparsan iş kolaylaşır. Bunu 4'ün katı yapmak için ne yapacaksın? Hocam 4B'de kalan 5A'ya sadece 4'le çarpacaksın. 4 4'le çarp 8A, 4 4'le çarp 12A yaparsan Bak şimdi 4B'de kalan 20A yaptı. A 5 katı, bu da 5 katı olacak. 25A olacak burası. Biraz önce rasyonel sayıyı yazacaktık. 25A bölü 4 yazacaktık. Sonra ikisini toplayacaktık. İşlem kalabalığı falan filan gelecek. Bak şimdi işimiz kolaylaştı. 4 B'deki alan 20 A ise 5 katı 4'ün 5 katı 5'in de 5 katı olacak doğru orantılı olacak şekilde dağıtıyorum 25 A oldu. E artık hocam burada da çift çizgileri göre alanı dağıtacağım. Çift çizgi kalan 45 A mı oldu? Evet tepe noktası B'ye göre bakıyoruz. Çift çizgi kalan 45 A olacaktır burada da. Yani bizden ne isteniyor? Alan EF'de 12 A bölü 45 45, 45 90 A mı tüm alan? Evet 90 A yapacaktır. Buradan dağlar gitti. 6'ya bölsen 2, 6'ya bölsen 15 mi geliyor? 6 kere 5 30. Evet. 15 geliyor. Yani cevabımız böylelikle 2 bölü 15 çıkmış oldu. Anladınız mı? Yani burada siz yaptınız. Orantı yöntemiyle yaptınız. Bazen çok çok daha karışık gelebiliyor. O yüzden dağıtamadığınız yerde dağıtamadığınız tabanla çarpmanız bu şekilde şiddetle tavsiye edilir arkadaşlar. Yani geometri yapmak var yapmak var. Yani e, yani bu işlemler yüzünden bu katalmayı da çoğunlukla da kullanacağım arkadaşlar. Şimdi ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum. İlerleyen zamanlarda mesela paralel kenarda ne bileyim şeyde falan hatta benzerlikte falan kullanabilirsiniz bunu. Hem 3'ün hem 4'ün katı gelecek mesela. O zaman 12K diyeceksiniz mesela. Benzerlikte de kullanabilirsiniz. Burada ayrıntılı bir şekilde anlatayım ki ileride zaten bu kadar ayrıntılı olmaz arkadaşlar. Ee, o yüzden dağıtamadığım yerde dağıtamadım. Tabanla çarpıp yani aynı kat yaptım. Hem 4'ün hem de 5'in katı olsun dedim. Yani burayı 4 kere 5 20'nin katı verdim buraya. Yani direkt 5'in katıyla çarptım burayı. Yani dördün katıyla çarptım burayı, pardon. Ee, yani direkt 4'ün katını dağıtabilmek için dördün katıyla çarptım. Yanlış şeyler söyledim, özür dilerim. Neyse, 24. sorunun cevabı böylelikle 2 bölü 15 geldi arkadaşlar. Geldik 25. soruya. Arkadaşlar neler verilmiş burada yazalım bakalım. BF uzunluğu k iken, AF uzunluğu 3k verilmiş. Hemen şunları yazalım. Eyvallah. E sonra hocam AE uzunluğu a iken, hocam şurası a iken, EC uzunluğu 4a verilmiş. Eyvallah. Bir de CD ve uçunda bir oran var. Burası 4B iken burası da 3B verilmiş arkadaşlar. CD uzunluğu 4B iken burası da 3B verilmiş. Eyvah baya bir oran var. Bir yerden başlayalım. Mesela buradan başlayalım. K'da kalan A ise 3K'da kalan 3A diyeceksin. Sonra 3B'de kalan hocam 4A. 4B'de kalan o 3'ün katı dağıtamadığın yerde da dağıtamadığın tabanla çarp. E, buraya diyeceksin. Sonra 1'e 4'ü de paylaştıracaksın burada. Evet 1'e 4'ü de paylaştıracaksın. Doğru işlem yapacaksın ama bunu da yaparken bazen dağıtamadığın yerde dağıtamadığın tabanla şey yapacaksın ama hani 4 B'de kalan bilmem ne diyeceksin. Ondan sonra burası 5 parçaya bölünmüş. Hocam 1'e 4 var 4 demeyecek miyiz? Hayır. 5 parçaya bölündüğü için bir de 5'in katıyla çarpmanız lazım. Çünkü 5 alanını dağıtacaksınız burada. Toplamda 5 A alanı var. 5 alanını dağıtacaksınız. Buradan yapacağımıza bence bazen şunu da diyebiliriz. A'da kalan B ise 4 A'da kalan 4 B diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi buradaki oranı kullandık mı? Kullanmadık. Hadi buradaki oranı da kullanalım. Hocam 3 bölü 4. 3 B'nin 4 B'ye oranı 4 A'nın neye oranına eşittir arkadaşlar? 5 B'ye oranına eşittir. E buradan ne geldi arkadaşlar? Buradan şu B'ler sadeleşsin. A bölü B mi lazım bana? Evet S1 bölü S2 lazım. A bölü B lazım. Bu burada kalsın. 5'i öbür tarafa atalım. 15. 4'de buraya atalım. 16. Direkt A bölü B mi yaptı? Evet bazen ikinci bir harfi de yazmamız gerekebiliyor. Çok karışık olan yerlerde arkadaşlar. Ha ikinci bir harfi yazmadan önce dediğim gibi 3B'deki alan 4A ise, 4 aysa bunu 4'ün katıyla çarpın. 4A'ya 12A deyin. Sonra 3B'deki alan e, 16A pardon e, 3 ile çarptık. 9'a on, 9'a 3 12 e, 4 katı oldu 4 katı oldu. O zaman burası da 16A diyeceksiniz. 16A'yı da 1'e 4 şeklinde yani burası 16 bölü 5'e burası da 4 katı olacak diye paylaştırıp o şekilde de yapabilirsiniz. Ama bakın farklı harflerde verildiğinde de bazen işimizi de kolaylaştıran şeyler geliyor. Her tür şeyi böyle vermek istiyorum arkadaşlar işte bendeki de huy işte yapacak bir şey yok. Evet 25. sorunun cevabını böylelikle ne bulmuş olduk arkadaşlar? S1 bölü S2 neye eşit olmuş oldu? Şuna 15 bölü 16'ya eşit olmuş oldu. A bölü B isteniyordu bizden. Geldik 26. soruya. Arkadaşlar 26. soruyu pratik yoldan yapanlar var. Biraz sonra pratik yolda vereceğim ama öncelikle kendimiz yapalım. AB 5 eşit parçaya AC 3 eşit parçaya bölünmüş. Hocam şuraya ben A A A A A diyecek olursam. Buraya da B B B diyecek olursam. Oranlamalar var alan dağıtma olduğu belli. Hocam alan dağıtalım. İsterseniz B'lerden başlayın isterseniz A'lardan başlayın. Hiç fark etmez. Ama neresi karışıksa ilk etapta oradan başlamanız daha çok tavsiye edilir. Vallahi hocam burada A var. Burada 4A var. Burada da A var. En azından B'lerden daha az karışık olduğu için A'lardan gitmeyi tercih ediyorum. B'den de gitseniz sıkıntı olmaz. Onu da söyleyeyim. Hocam ben A alanından başlamak istiyorum. Hocam A tabanındaki alan A ise tepe noktası burası değil mi? O zaman A'da kalan A ise 1, 2, 3 A'da kalan hop şöyle bir üçgen oluşturacak olursanız arkadaşlar tepe noktası bu. Çünkü bu üçgen oluşturmayı yapıyorduk. O zaman 3a'da kalan ne oldu? 3a oldu. Hocam bir daha üçgen oluşturayım. Şunu şöyle çizince ne kadar saçmalamadığımızın farkındasınız değil mi? Şuradaki alanı bölüyoruz. Nasıl böleceğimizi de bilmiyoruz. O zaman dur, dur, durman gereken yerde bilmelisin. A'da kalan A'ysa 3a'da kalan 3a dedik. Kaldık böyle. E, diğer A'dakini dağıtamadık. Dur. A'larla o zaman şimdilik işim bitti. Gelelim B'lere. Hocam B'deki alan kaç? A demiyorsunuzdur inşallah. B'deki alan bak 4a. O zaman BD kalan yine 4a yapacak. Yine 4a. E BD kalan tepe noktası K'ya göre bakıyoruz değil mi? BD kalan 4a, B'deki kalan 4a. Yine B'deki kalan tepe noktası şu olana göre hop şöyle bir dağıtım yapabiliriz. Yine BD kalan 4a diyebilir miyiz? Evet, herhangi bir sıkıntı gelmedi. E B'lerle de işim bitti. Şimdi A'lara geri dönelim. Hocam A'daki alan tepe noktası C olana göre baktığımızda burası boşta kaldı. O zaman şuraya bakın arkadaşlar. 4A'daki alan mı var burada? Evet. 4A'daki alan kaç? 4 8 12. 4A'daki alan 12A ise kaç katı? 3 katı. A'nın 3 katı. O zaman burası da 3A mı olacak arkadaşlar? Evet. Bak gördünüz mü? 4A'daki alan 12A ise 3 katı bakın 4A'daki alan 12A oldu. 3 katı A'da kalan da 3 katı 3A olacaktır. E o zaman her yerdeki alanı yerleştirdim mi? Yerleştirdim. Taralı alan 7A bölü Alan ABC isteniliyor bizden. Alan ABC'ye de 4, 8, 12, 13, 14, 15. 15A olduğunu görüyoruz. Cevabımız da o zaman ne çıktı? 7 bölü 15 çıktı arkadaşlar. Evet bu şekilde böyle e, oranlamaların olduğu sorularda üçgende alan dağıtma yöntemiyle rahatlıkla bulabilirsiniz. Eyvallah. Ama bununla da ilgili bir tane daha yöntem var arkadaşlar. Özellikle bu yöntem paralel kenarda falan da kullandığımız için işimize yarıyor. Paralel kenarda dikdörtgende veya da şeyde paraya kenar vari konularda karşımıza çıkabilir. Yamukta bile karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Bu şekilde böyle bir kısa yolu var. Onu da söyleyeyim. Hocam şöyle tepe noktası aynı olan üçgenlerde. Normalde sevmiyorum ama gerçekten kullanıyoruz paraya kenarda. O yüzden şey yapıyorum. Tepe noktası aynı olan iç içe üçgenlerde arkadaşlar. Bu kollar çarpımıyla alanlar doğru orantılıdır. Yani kollar çarpımına bakın. A çarp B. A çarp B bir tanesinde. Öbürüne bakın. Hocam şu üçgene bakacağımız zaman Hocam burası 1, 2, 3 4A çarpı 1, 2 ve 4A çarpı 2 b Öbürüne bakın. Öbürüne bakın. Şimdi büyüğüne baktığımız zaman da arkadaşım. Hocam 5A çarpı 3B. 5A çarpı 3B. İşte buradaki alanlar nedir? Bu kollar çarpımıyla doğru orantılı. Yani AB'deki alan A ise 4 kere 2, 8 AB'deki alan 8A'dır. 5 kere 3 15 A B'deki alan da 15 A'dır diyebilirsiniz. Bakın A bakın şurası A çarpı B'deki alan A iken şu kırmızı üçgenin alanı 8 A dedik. Hocam A'sı buradaysa buraya 7 A kaldı. Büyük üçgenin alanında ne oldu arkadaşlar? 15 A oldu. Hocam 8 A'sı buradaysa buraya da 7 A kaldı. Gerçekten de bir öncekine bakalım mı arkadaşlar? A 7 A 7 A bulduk biz burayı. Dikkat edin hocam A 7A şurası da 7A çıktı mı? Aynı şey çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Peki hocam bu nereden geliyor? Sinüsü daha görmedik ama sinüs alan formülünden geliyor aslında. Şuraya alfa diyecek olursanız a çarpı b çarpı sinüs alfa bölü 2 burası. E hocam kırmızı üçgenin alanı da 5a çarpı 2b çarpı sinüs alfa bölü 2. Oranladığınız zaman zaten bakın a çarpı b çarpı sinüs alfa bölü 2 ile sinüs alfa bölü 2 ile öbürü 5a çarpı 2b 2b çarpı sinüs alfa bölü 2'yi oranladığınızda sinüs alfa bölü 2'ler gitti. A'lar, B'ler gitti. Gerçekten de Şurası 1, 2, 3, 4 aymış pardon. Gerçekten de alanlar oranını yaptı Burası a iken şu büyük alan 8 aldı. Bakın 1 bölü 8 oranı geldi. sinüs alan formülünden geliyor arkadaşlar. Bu ama bunu da e, üçgende değil de parayı kenarda kullanacağımız için ve özel bir bilgi olduğu için burada vermek istedim. Ama beni tanıyorsunuz. E, üçgende böyle bir şeyi tamam aklınızda kaldıysa kullanabilirsiniz ama kuralcı bir zihniyetle hareket eden maalesef e, hep bir yere takılı kalır ve sonuca ulaşamaz. Ama bu şekilde mantığını alan dağıtma mantığıyla da yapmaya çalışan arkadaşlar her zaman kazandığını gördüm. Üçgenlerde en azından bu bilgiyi bilmeseniz sizin açınızdan iyi olur. Paraya kenarda kullanacağımız bir şey ama arkadaşlar bu haberiniz olsun. Evet böylelikle bitti mi? Bitti. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Evet ikinci videoyu bitirdik 7. haftada. O zaman ne diyoruz? 3. videoda alan kaydırma konusunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.